Buradan Erman Yaşar'ın Instagram ve Twitter hesabını hatırlattık. Erman Yaşar'ın Facebook hesabından gelen bir e, konumuz var. Ondan evet, 2005'e dönüyoruz. 2005'e dönüyoruz ve görüntüye geliyor. Makina ya. Aynen. Çok tehlikeli dönemlerim. Makina, bak, gerçek anlamda bir makina, Yani silahsız silahlı Aynen. gibi. ABD'yi salladığım dönemler. ABD'nin e, güney doğusu bir daha <laughs> asla aynı olmadı. E, ee, Mati ortadaki hanımefendi. Benim, yani. olan. Olan. Benim büyük aşkım. Tuluzlu. Hala Tuluzlu sevme. Tuluzlu da geliyor. Seri, seri B değil tabii. Lig 2'de e, şampiyon olmak üzere. League, bir lig 1 Ligan ya. Evet. Lig 2. Lig 2. Lig 2. Lig 2. Lig 2'de Tuluz şampiyonluğa gidiyor. En son Soşo'yla da bir bir berabere kaldık. Evet. Takip eder yani öyle hani tabii, yalandan, tabii. yalandan evet canım. değil. Ama burada şey detayını verelim. Bize şöyle de bir bilgi geldi bu fotoğrafın devamında. Mati, Erman'ın çok büyük aşkı. Fotoğrafta sırtı dönük olarak oturan bir de Erman'ın yanındaki bir hanımefendi. Ama Erman'ın beraber olduğu başka bir hanımefendi. Ama o aşk daha başlamadan ki bir fotoğraf. Şöyle, bu üç arkadaş böyle Fransız, bizim hemen alt katımızda kalan bir üçlüydü. Ben de hep söylüyorum yani benim Alman bir kız ev arkadaşım vardı. Bir de Hollandalı erkek e, aslan parçası. Bunlar onların onlar tanışmış bir akşam bize yemeğe geldiler falan filan işte bizim Alman kız. Yanındaki hanımefendinin adı neydi? Mar Marienette. Marienet Marianet mi? Maria, Marianette diye yazılıyor. Marianet de. Ma, öyle tuhaf bir şey söylüyorlar. Tamam. Marion diyelim biz. Üçüncüyü hiç hatırlamıyorum. Üçüncü biraz soğuk bir kızdı. Böyle biraz cool yapıyordu falan filan. İşte ben sanatçı. Julie olsun onun adı. Ya yani neyse onu hiç hatırlamıyorum. Biz ilk yanımdaki hanımefendiyle bir yaklaştık. Ee, Antoinette. Evet onunla şeyde adını söyle. Orlando'da bir gece kulübünde küçük bir yakınlaşmamız oldu. O yakınlaşma sonrasında bir alev topuna dönüştü. Ee, alev topu patladı evet. büyük ihtimalle. Ama hiçbir zaman duygusal anlamda çok güçlü bir şey yoktu. Ne ee, zaman Miami'ye gittik biz bu kadro işte 5-6 kişi daha eklendi bu ekibe. Hollandalı çocuklar falan fıstık kızlar. Sonra Mati ile olan aşkım doğdu. Mati ile benim acayip aşkım doğdu. Mati ne yapıyor şu anda? E, ya evlenmişti 2016 önce Facebook'ta, programda güncellemiş 2016 civarı Facebook'ta güncellemesini Eldi'de. gördüm. Hatta birkaç Eldi... kişi e, bulmaya Mateye çalışmıştı. Aynen. Sonra çocuk falan yaptı bildiğim kadarıyla. Şu anda Fransız bir çocuğu var. Kendisi de Fransız ve kocası da Fransız olduğu için bantıklı. E, çocuğu da Fransız haliyle. Zaten sonra ben asıl Venezuelalı Dilber sevgilim Kelly'e tutulunca e... Venezuela'nın adı Kelly mi? Kelly. Kelly değildir o ya. Kelly lan kızın adı. Venezuela asıllıdır. Yani direkt Venezuela'da keli de olabilir. Niye? Kelly ismi bana Venezuela'da oturmadı kafama. Ne demek oturmadı lan? Daha böyle bir Latin ismi bekledim. Allah Allah. Maria <laughs> falan. İnsanlar her türlü ismi koyuyor artık çocuklarına ya. Kelly Kelly. Koy lan Türkiye'de keli Türkiye'de koy... Bir dakika Murat Sıcakkanlı'nın çocuğunun adı neydi? keli Neydi? Şey Beşiktaşlı futbolcu. Evet. Teoman Teoman. Teo Teo. Ama, teo. ama Hey'le yazılıyor işte. Evet Teo. Teo Hernandez gibi evet. yazılıyor. Ama Teo işte. Oğlum Teo Türk ismi mi? Teo Hernandez gibi yazılıyor. Abi. Ulan Teo diye yazılıyor. Teo diye yazılıyor. Abi nüfus da öyle yazmamışlar. Bülent gibi. abinin oğlu Raul. Ha mesela. Tamam. Anlatırsın ben, ben ya yaparsam Alex. da Karim koyacağım. Alex var. Karim sıkıntı yaşar. Karim yaşar. <laughs> Karim burada sıkıntı yaşar. Zaten <laughs> soyadı da yaşar olacak. E'si olmayan Arsen. Arsen Lüpen gibi Arsen koymayı düşünüyorum. Sen de Arsen mi koyuyorsun? Arsen güzel isim. Arsen olur. Evet. Türk ismine de benziyor. Art demişken de enteresan şeyler oldu oraya da geçeceğiz birazdan da. Evet. Biraz evet. da futbol. Biraz da futbol. Ya neyse abicim. Bu bakayım. Bu dönemler hakikaten tehlikeliydi. Biz Fitim. Bu, evet, bu 68 kilo falanım. Istedik. 68 kilo falanım. Çok başkayım.